Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yeni bir çorap modelimle karşınızdayım. Yaptığım çorap modelim 3 renkli. 3 renkli kırmızı, beyaz ve yeşilden oluşan bir çorap. Ben buna yılbaşı çorabı dedim. Adını yılbaşı çorabı koydum. Kullandığım rengim beyaz. K010. Diğer kırmızı rengimin color renk numarası 307. Yeşil ipimin renk numarası da şurada bir yerlerdeydi. 068. Evet arkadaşlar, biri Ören Bayan Dora, birisi Polosu, biri de Kartopu Flora. Üç ayrı. İplik ve üçünün de markaları farklı. Evet arkadaşlar, hemen çorabımıza başlayalım. Bu arada Songül'ün Patikleri YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar şöyle uzunca bir ip alalım elimize. 64 ilmekten başlayacağız çorabımızı. Ben bu çorabı 40 39-40 numara ayaklar için ördüm. Sipariş üzerine örüyorum bu çorabı. Evet arkadaşlar, şişimizi şu şekil geçirelim ve başlamamıza başlayalım. Hadi bakalım. Hayırlısı. 2 3 Bu şekilde başlayalım arkadaşlar. Tam ilk şişimize 17 ilmek atalım. İlk şişimize 17 ilmek atalım arkadaşlar. İlk şişimize 17 ilmek atalım. Daha sonraki şişlerimize de 16 ilmek atacağız. Hemen bir sayayım. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Evet, diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. Yine başlama tekniğimiz aynı. Şurayı birazcık sıkılaştıralım ki burada şeylik olmasın, potluk olmasın. Tekrardan ilmeklerimizi atıyoruz şu şekil. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 16. Evet arkadaşlar, 16. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de yine bu şekilde arkadaşlar şöyle koyuyoruz elimizle. Bir ilk ilmeğimizi şöyle bir sıkılaştıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Evet arkadaşlar, diğer şişime geçiyorum. Hemen diğer şişime de geçiyorum. Son şişim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet arkadaşlar, şişlerimizin düzenini bozmadan şu şekil şöyle dolandırıyoruz. Bakın şu şekil, hemen şişlerimizin düzenini hiç bozmayalım arkadaşlar. Şişlerimizin düzenini bozmuyoruz. Hemen ilk ilmeğimizi şöyle bir geçirelim. Ben biraz büyükçe ip bırakmışım arkadaşlar. Siz o kadar biraz az da bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Songül'ün YouTube kanalı
Evet, şöyle dönelim. Döndük mü arkadaşlar? Tam düzüne gelmiş oluyoruz. Şimdi buradan bir ilmeğimizi alalım. Hani ilk fazla başlamıştık ya ilk şişimizden. İlk şişimizden fazla ilmeğimizi alıyoruz. Bu diğer şişimizi aktarıyoruz. Diğer şişimizdeki ilmeğimizle ikisini birlikte alıyoruz arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Bakın buradan fazla başladığım bir tane ilmeği bu şişime aktardım. Bu şişime aktardım. Buradaki ilmeğimi de bir bu ilmeğimi alıyorum. Bir de diğer şişteki ilmeğimi ikisini birlikte alıyorum arkadaşlar. Bağlantı yapmak için bu şekil alıyorum. Çünkü burada boşluk oluşmaması gerekir. Boşluk oluşmaması gerekir ve ipimi iyi sıkılandırıyorum. Ve ilk ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi düz, ikinci ilmeğimi de ters öreceğim. Üçüncü ilmek düz. Şimdi ters. Ters örüyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir düz ilmek örüyoruz. İlmeğimizi bir ters, bir düz örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu ipimizi buraya geldik mi sıkılaştıracağız. Düz oldu. Şimdi bir ters. Bir düz. Bir ters. İpim çıktı. Düz. Ters örüyorum. Bir düz. Arkadaşlar bu şekilde örelim. Bir ters, bir düz. Ters ördüm. Düz ördüm. Ters ördüm. Diğer şişime geçiyorum. Düz ördüm. Arkadaşlar diğer şişlerimizde bir ters bir düz örmek şartıyla örüp gidiyoruz. Örelim. Bu şekilde bir ters bir düz bütün şişlerimizi örelim. Evet arkadaşlar çorabımızın başlangıcını yaptık. Bilek bölümünden başlıyoruz. Bilek bölümünden başladık. Buradan 11 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bakın 11 sıra böyle sayalım. 11 sıra. Yani 12 sıra da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu sıralara fazla da kafanızı takmanıza gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bak ben bile 12 yapmışım. 12 sıra örün. Ördükten sonra beyaza başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorabımızı bir ters bir düz örmeye devam edeceğiz. 11 sıra yapmamız lazım arkadaşlar. Tersi ters. Düz ilmeklerimizi düz. Ters ilmeğimizi ters. Düz ilmeğimizi düz. Bu şekilde örelim arkadaşlar. 11 sıra yapalım. Daha sonra beyazı örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kırmızı ipimizden başladığımız çorabımızın bilek bölümünü ördük. Bilek bölümünü 12 sıra yapalım demiştik arkadaşlar. 12 sıra sayalım. 1, 2, 3, affedersiniz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet arkadaşlar şimdi çorabımızın bilek bölümünü yaptık. Şimdi modelimizin kurulumuna geldik. Evet ilk modelimiz kalp şeklinde arkadaşlar. İkinci modelimiz ağaç şeklinde olacak. Hemen beyaz ipimizi elimize alalım. Evet beyaz ipimizi alalım. Bakın
Arkadaşlar 12 sıra yaptıktan sonra kırmızı ipimizle beyaz ipimizi hemen ekleyelim. Bu sıramızda hep düz öreceğiz arkadaşlar. Düz örelim. Şu şöyle fazlalığını da biraz çekelim. Arkadaşlar bir saniye olmadı. İpimi şöyle bir evet. İkinci ilmeğimize geçelim. Şurada bir ilmek atalım arkadaşlar. Düğüm atalım ki ipimiz örgümüz sağlam olsun. Evet, şimdi şöyle şu şekil düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bütün şişimizi düz şekilde öreceğiz. Bunu 3 sıra öreceğiz. Kırmızı 3 sıra pardon, 3 sıra beyaz öreceğiz arkadaşlar. 3 sıra beyaz örelim düz bir şekilde. Diğer şişime geçiyorum. Affedersiniz arkadaşlar. Diğer şişimde bu şekilde düz öreceğiz arkadaşlar. Biraz yavaş göstereyim ki yapamayan arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şöyle bu şekil yapıyoruz arkadaşlar düz. Ve diğer şişimizi. Evet arkadaşlar, diğer şişimizi de geçiyoruz. Bütün şişlerimiz beyaz örüyoruz ve 3 sıra beyaz öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 sırada beyaz örelim. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin kurmasına geleceğiz. Geldik. Arkadaşlar şimdi 1 2 3 sıra beyaz yaptıktan sonra kalp şeklinde olan figürümüzü yapalım. Evet, başladığımız ipimizin başlangıç modelimizin başlangıç yerine geldik. İlk 2 ilmeğimizi beyaz örüyoruz arkadaşlar. 1 2 2 ilmek beyaz. 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 2 3 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz, 1 ilmek 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz. Diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. 1 1 ilmek burada beyaz yapmıştık arkadaşlar. 1 2 3 3 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 2 pardon 2 3 3 ilmek kırmızı. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizde bu şekilde örüyoruz. Arkadaşlar her iki modelimizin arasında 3 beyaz olacak. 2 kırmızı, 1 beyaz, 2 kırmızı, 3 beyaz. Bu şekilde modelimizi kuralım. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. İkinci sırasında ilk ilmeğimizi beyaz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek kırmızı örüyoruz arkadaşlar. 1 ilmek beyaz. Arkadaşlar burada ipimizi fazla sıkıla tutmayalım, yoksa çorabımız büzüşük olur. O yüzden birazcık gergin bırakalım. Şöyle şişimizi şu şekil esnettik mi, arkasından bu şekil yapın, büzüşmesin. 2 3 4 5 6 7 ilmek kırmızı,
Diğer şişime geçiyorum. 1 ilmek beyaz. Arkadaşlar diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz. Evet arkadaşlar, 3. sıramızda yine aynı yapıyoruz. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 1 kırmızı, pardon, 1 beyaz, 7 ilmek kırmızı, 1, pardon arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ilmeğimiz beyaz. 7 ilmek kırmızı. Arkadaşlar diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. 3. sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. 7 ilmek kırmızı. Evet arkadaşlar, bu sıramız da böyle. Evet arkadaşlar, modelimizin 4. sırasında ilk ilmeğimiz yine beyaz, 1. Hemen ikinci ilmeğimiz de beyaz olacak, 2. Hemen diğer rengimize geçiyoruz, 1, 2, 3, 4, 5 ilmekte kırmızı örelim arkadaşlar. Diğer ilmeğimiz 1, 2, 3 ilmek beyaz. Diğer rengime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1 beyaz. Evet arkadaşlar, 4. sıramızı da bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, modelimizin 5. sırasına geldik. 1, 2, 3, 4, 5. sırasında 3 tane beyaz olacak ilk başlangıçta. 1. Şimdi ipimi değiştiriyorum arkadaşlar. Beyaz alayım, daha çok kullanacağım çünkü. 2, 3 ilmek beyaz, 3 ilmek kırmızı. 1, 2, 3 ilmek kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek beyaz, 3 ilmek kırmızı. 1, pardon arkadaşlar, burada hemen ilmeğim çıktı. 1, 2, 3 ilmek kırmızı, 1 ilmek, 1, 2 ilmek de beyaz. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. 5. sıramız bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimizin, kalp şeklindeki modelimizin son sırasındayız. Şimdi arkadaşlar bakın, burada birer tane de ben aralarına birer tane kırmızı yaptım. Şöyle ilk ilmeğimizi kırmızı örelim. İlk ilmeğimiz kırmızı. 1, 2, 3 ilmeğimiz beyaz. 1 ilmeğimiz kırmızı. 1, 2, 3 ilmek beyaz, 1 ilmek kırmızı. 1, 2, 3 ilmek beyaz, 1 ilmek kırmızı. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim arkadaşlar. 3 ilmek beyaz, 1 ilmek kırmızı. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Ve daha sonra üstüne 2 sıra beyaz örelim. Sade beyaz. 2 sıra sade beyaz örelim. Daha sonra diğer figürüne geçelim. Yeşil çam ağacı figürüne geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalp modelimiz pardon, kalp modelimiz ortaya çıktı. Şimdi çam ağacı modelimizi kurmaya geldi sıra. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi elime bir yeşille başlıyorum arkadaşlar. Şöyle kısaltalım ucunu. Bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil. Arkadaşlar şu ipimizi de şurada sağlamlaştıralım. Şöyle düğüm yapalım, sağlamlaşsın.
Evet. İpimizi de sağlamlaştırdık. 1 2 beyaz. 1 yeşil. 1 2 ilmek beyaz. 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil. 2 ilmek beyaz arkadaşlar. 1 ilmek yeşil. 1 2 ilmek beyaz. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim arkadaşlar. Yine ben şuradan tekrardan göstereyim. 2 beyazdı. 2 beyaz. 1 yeşil. 1 beyaz. 1 yeşil. 2 ilmek 1. 2 ilmek beyaz. 1 yeşil. 1 2 ilmek beyaz. 1 yeşil. 1 beyaz. 1 yeşil. 2 ilmek beyaz. 1 ilmek yeşil. 1 2 ilmek beyaz. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çam ağacı figürümüzün ikinci sırasına geldik. İkinci sırasında ilk ilmeğimiz beyaz olacak. İlk ilmeğimiz beyaz, ikinci ilmeğimiz yeşil. 1 2 ilmek beyaz. 1 2 3 ilmek yeşil. Ve diğer rengime geçiyorum. 1 2 beyaz, 1 yeşil. 1 2 beyaz, 1 2 3 yeşil, 1 beyaz. Arkadaşlar, ikinci sıramızı da bu şekilde örelim. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, çam ağacı figürümüzün üçüncü sırasına geldik. Üçüncü sırasında ilk ilmeğimiz beyaz. 1 2 3 4 5 ilmek beyaz. 1 ilmeğimizi yeşil yapıyoruz arkadaşlar. 1 yeşil. 1 2 3 ilmek beyaz. Dördüncü ilmeğimizi de beyaz yapacağız ama şu ipimizi biraz şurada uzun kalmasın diye şöyle alttan alalım arkadaşlar. İpimizi alttan yürütmeye çalışalım. 4 beyaz. 4 5 6 7 7 beyaz ilmek beyaz arkadaşlar. 1 ilmeğimiz yeşil. 1 ilmek yeşil. 1 2 diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. 2 3 ilmeğim 3 4 ilmek beyaz olacak. Burada ipimizi şöyle alttan geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın ipimizi şöyle şişimizi alttan alırsak şöyle bakın ipimizi alttan alalım. Beyazımızı yeşilin arasından bakın şöyle tekrardan burada ip gizleme oluyor. Bir evet arada 7 beyaz olacak arkadaşlar. 7 beyaz ilmek örüyorum. 1 ilmeğim yeşil. 1 ilmek yeşil. 1 2 3 4 4 beyaz 4 5 6 7 beyaz 1 yeşil. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım. 7 beyaz 1 yeşil olacak şekilde arkadaşlar. Bu şekil yapalım diğer şişlerimizi de. Evet arkadaşlar, çam ağacı figürümüzün dördüncü sırasındayız. Dördüncü sırasında beyaz ilk ilmeğimiz 1
2 3 beyaz 1 2 3 4 5 yeşil arkadaşlar. Şimdi diğer şişimi beyaz öreceğiz. 1 2 3 beyaz 1 2 3 4 5 yeşil. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. 3 beyaz 1 2 3 beyaz 5 yeşil 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar, bütün diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, modelimizin 5. sırasındayız. 5. sırasında 1 2 3 4 5 beyaz 1 yeşil 1 yeşil 1 2 3 4 yine ipimizi buradan uzun olduğu için atlattırıyoruz arkadaşlar arada 4 5 6 7 ilmek beyaz 1 ilmek yeşil 1 ilmek yeşil 1 2 diğer şişime geçiyorum arkadaşlar 2 3 4 yine arkadan ip gizleme deniliyor buna arkadaşlar. İpimizi bu şekilde atlattıralım. 4 oldu. 4 beyaz 5 6 7 1 ilmek yeşil. 1 ilmek yeşil. Evet arkadaşlar, bu şekilde örüyoruz diğer şişlerimizi de. 1 2 3 4 5 6 7 1 ilmek yeşil 1 ilmek yeşil, diğer ilmeklerimiz beyaz. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da 7 beyaz 1 ilmek yeşil olmak üzere örelim. Evet arkadaşlar, modelimizin şimdi 6. sırasındayız. 1 2 3 4 5 6 şu 7 ilmek olan yeşilimizi yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk ilmeğimiz, bu kez elimize yeşil ipi aldım. İlk ilmeğim beyaz. Yanındaki de beyaz. Evet, şimdi 1 2 3 arkadaşlar, bu ipi uzun olacağı için şöyle arkadan gizleme yapıyorum. Yine bunu yavaş göstermek istiyorum şu şekilde. Eğer yaparsanız hem çorabınız büzüşme yapmaz bu şekilde, hem de ipiniz arkadan gizliden gizliye yürümüş olur. 3 pardon 5 6 7 7 ilmek yeşil, 1 ilmek beyaz. 1 ilmek beyaz. 1 2 3 4 5 6 diğer şişime geçiyorum. 6 7 ilmek yeşil, 1 ilmek beyaz. 1 ilmek beyaz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek yeşil, 1 ilmek beyaz. 1
2 3 4 4 5 6 7 ilmek de yeşil. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde örelim diğer şişlerimizi. Evet arkadaşlar, çam ağacı figürümüzün son sırasındayız. Son sırasında şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimiz beyaz. 1 2 3 yine arkadan yeşil ipimizi alacağız. 3 4 5. Burada bir ilmeğimiz yeşil olacak arkadaşlar. Bir ilmeğimiz yeşil. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek beyaz, 1 ilmek yeşil. 1 ilmek yeşil. 1 2 Diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. Diğer şişime geçtim. 2 3 4 5 6 pardon 7 1 ilmek yeşil. 1 ilmek yeşil. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek beyaz, 1 ilmek yeşil. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. Diğer şişlerimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Çam ağacı figürümüz ortaya çıktı. Şimdi 2 sıra beyaz yapıyoruz ve 2 sıra beyaz yaptıktan sonra topuğumuzu örmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, çorabımızın kalp ve ağaç desenini, çam ağacı desenini yaptık. Şimdi çorabımızın topuk bölümüne geçeceğiz. Topuk bölümünü yapmak için şöyle yapacağız arkadaşlar. Yapmak için elimize kırmızı ipimizi alıyoruz. Beyaz ipimiz kaldı burada. Kırmızı ipimizi aldık. İlk ilmeğimizi ördüm. İkinci ilmeğimi takıyorum. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeği takıyorum. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bir ör, bir tak. Bir ör, bir tak. Bir ör, bir tak. İki sıra beyaz yaptıktan sonra yapıyoruz arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bir ör, bir tak. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Birini örüyoruz, birini takıyoruz. Birini ör, birini tak. Diğer şişime geçiyorum hemen. En son taktık, ördük. Taktık, ördük. Arkadaşlar bu şekilde işte, bir takıyorsun, bir örüyorsun, bir takıyorsun, bir örüyorsun. Bu şekilde yapalım. Topuğumuzu, çorabımızın topuğunu bu şekilde örüyorum arkadaşlar. En son ilmeğimi de ördüm. Evet, şimdi dönüyorum. Döndük. İlk ilmeğimizi örmeden takıyoruz. İkinci ilmeğimizi örmeye devam ediyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz, ters bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Tersinden bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, bütün ilmeklerimizi tersten örüyoruz. Tersinde, hem tersine geçtik hem de tersten örüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet, bu şekilde örelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı yaparken 2 şiş de kullanabiliriz. Daha kolay olabilir. Topuğumuzu yaparken daha kolay yaparsınız. Ben 2 şişle örüyorum. Evet, bu şekilde örelim.
tersinden ördük. Şimdi tekrar dönüyorum arkadaşlar. Şişimizi döndürdük. Topuğumuzu bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi her zaman yine takıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmek takılıyor. Ör, tak. Pardon. Burada bir yanlışlık oldu. Evet, yanlışlık yaptım. Hemen yanlışımı düzelteyim. Evet, ilk ilmeğimi ördüm. Takmadan örüyorum. Pardon arkadaşlar, taktım. İkinci ilmeğimi yine takıyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Sırayı az önce yanlış gösterdim. Şimdi takıyorum. Örüyorum. Taktım. Ördüm. Taktım. Ördüm. Taktım. Ördüm. Taktım. Ördüm. Taktım. Ördüm. Evet arkadaşlar, bu şekilde örüyoruz. Taktıklarımızı yine aynı şekilde takacağız. Ördüklerimizi öreceğiz. Tersini de tersten öreceğiz. Bu şekilde yapalım. Kenarında, şu kenarında V'ler oluşuyor. Ör, tak. Bu şekilde yapalım. Ben size o kenarında bir daha göstermek istiyorum. Ördüğümüzü öreceğiz arkadaşlar. Taktığımızı takacağız. Sırasını karıştırmayalım. Bir ör, bir tak. Ör, tak. Sırasını karıştırmayalım arkadaşlar. Yoksa modelimiz düzgün çıkmaz. Şimdi tersine de geçtikten sonra ilk ilmeğimizi takıyoruz. Diğer ilmeklerimizi tersten örüyoruz. Tersinden örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde örelim. Topuğumuzu da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Affedersiniz bu arada arkadaşlar. Evet, 2022'nin son zamanları ve 2023'e gireceğiz. Bakalım nasıl bir yıl olur, nasıl bir zaman geçiririz. Hayırlısı. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edeceğiz. Topuğumuzu örmeyi şu arkada kenarda arkadaşlar, bakın şu şekilde V'ler oluşuyor. Şu bir ilmek, şu da ikinci ilmeğimiz. Bu şekilde 15 ilmek yapana kadar örelim. Şu kenarda 15 ilmek yapana kadar örelim. Burada bir, bakın hemen göstereyim, bu bir, şu ikinci V. Bu şekilde 15 tane yapana kadar örelim. Ve daha sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, patiğimin topuğunu ördüm. Şimdi topuğunun şu kesimini yapacağız arkadaşlar. Bakın burada bir V kesim var. Topuğumuzun şurada hemen şöyle bir V kesimi var. Bunu yapacağız. Bunun için ilk ilmeğimizi yine her zamanki gibi takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmek ördükten sonra şöyle bir ipi elime alayım, şurada belli olsun. 15 ilmek ördük arkadaşlar. Şimdi 1, 2 ilmeği ördüm. 3 ve 4. ilmeği birlikte örüyorum. Hemen yanında bir daha ilmeği ördüm ve dönüyorum. Hemen döndüm. İlk ilmeğimi takıyorum. 1, 2, 3,
4 ilmek ördükten sonra 4 5 6 7 ve 8. ilmeği birlikte alıyorum. Hemen yanından bir ilmek daha örüyorum. Buradan tekrardan dönüyorum. Döndüm. İlk ilmeğimi taktım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğimle hemen yanındaki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir ilmek daha ördüm. Dönüyorum. İlk ilmeğimi taktım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmekle hemen yanındaki ilmeği ikisini birlikte aldım. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane daha tek ilmek ördüm ve dönüyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi yine taktım. Diğerlerini de düz olarak örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu kesimimizi, topumuzun kesimini de bu şekilde yapalım. Yine en son ilmekte yanındaki ilmeği birlikte alıyorum. Bir ilmek daha ördüm ve dönüyorum. Bu kenarlardaki ilmekler bitene kadar böyle bu kesimi devam edelim. Evet arkadaşlar, topumuzun kesimini bu şekilde yapıyoruz. Topu kesmeden evvel şu kenardaki ilmeklerimiz tam 15 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve en son ilmeğimiz 15. Bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra topuğumuzun kesimini yapıyoruz. Ve ipimiz burada. Bakın arkadaşlar, ip burada. Şimdi ilk ilmeğimizi takıyoruz. Sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördükten sonra diğer şişimi elime alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Evet arkadaşlar, şimdi 9 ilmek ördükten sonra şu kenarlardan ilmeklerimizi takmaya başlıyoruz. Şuradan bir ilmek çıkaralım. Bir, taktığımız ilmekleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmek taktık arkadaşlar. Bir de şu kenardan bir adet ilmek çıkaracağız. Bir buradan alıyorum. Bir de şu kenardan alıyorum. Her ikisini birleştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şöyle ikisini birlikte ördüm ve sağlamlaştırdım bu şekilde. Şimdi burayı iki tane kırmızı gideceğiz arkadaşlar, öreceğiz bu şekilde. Şimdi kırmızıya devam ediyorum. Kırmızıya devam etmeden önce arkadaşlar, buradaki toplam ilmek sayımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimiz burada, bu tarafta 25 ilmeğimiz var.
Şimdi diğer şişimi elime alıyorum. Diğer şişimle devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi çorabımızın topuk kesimini yapacağız. Onun için videoyu kesmiyorum. Direkt tam olarak görün diye. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Düz bir şekilde diğer şişimi de ördüm. Diğer şişimi de ördükten sonra, evet, şöyle ipimi biraz sağlamlaştırayım en son ipimi. Evet arkadaşlar, şimdi hem buradan bir ilmek alıyoruz, hem diğer taraftan bir ilmek alıyoruz. Bu ilmeğimizin şöyle bir tane buradan bir ilmek çıkartalım kenarlardan birlikte. Buradan bir ilmek çıkarttık. Evet, şimdi takmaya devam ediyoruz. Bunu saymadan diğerini 15 ilmek yapacağız arkadaş. Bununla birlikte 16 olacak. 2 bu taktığım çıkarttığım ilmekle 16 olacak arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir ilmek daha 16 olacak arkadaşlar. Bu şekilde 16 ilmeğimizi taktık. Tekrardan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16. Burada da 9 ilmeğimiz vardı. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. Evet arkadaşlar, her iki şişimizde de 25 ilmeğimiz var. Her iki şişimizde. Şimdi 25 ilmeklerimizi azaltarak 16 ilmeğe indireceğiz burayı. Şimdi örmeye devam ediyorum. Kırmızıyla devam ediyoruz. Size kesimlerini de göstermem lazım. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, son iki ilmeğim kaldı. İki ilmeğim de şu arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Öndeki ilmeği arkaya. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Burada ikisini birlikte örüyorum. Kesimimi yapıyorum. Evet, burada bir kesimimizi yaptık. Şimdi yine devam ediyorum kırmızıdan. Kırmızıdan örmeye devam ediyorum. Burayı kesmiyorum arkadaşlar. Çünkü kesince anlamıyorlar. Anlamayan olabiliyor. O yüzden kesmeden videoyu devam ettiriyorum. İsterseniz izlerken sarabilirsiniz bu aralarını.
Evet, son ilmeklerimi de ördükten sonra diğer şişime geçiyorum. Evet arkadaşlar, diğer şişime geçerken hemen bakın topuğumun hem burada hem burada kesimimizi yapıyoruz. Şimdi buradaki ilmeğimle birinci ilmeğimle ikinci ilmeği birlikte alıyorum, birlikte kesiyorum. Birlikte kestim. Evet, kesim işlemimiz böyle yapacağız. Bir sıra kesim yapacağız, bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Bir sıra kesim, bir sıra düz. Evet arkadaşlar, şimdi iki sıra kırmızı yaptım. Şu iki sıra kırmızı yaptık. Buradaki üst taraftaki çorabımızın iki sıra kırmızıyı yaptıktan sonra beyaza geçiyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Alamıyorum. Beyaz ipimi aldım. Beyaz iple devam ediyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Burayı da beyaz iple örmeye devam ediyorum. Her iki şişimi beyaz iple. Siz de bu şekilde örmeye devam edin. Her iki şişimizi beyaz iple örelim. Evet arkadaşlar, beyaz ipimizi başladık. Beyaz ipimizi böyle bu şekilde ördük. Şimdi burada kesim yapacağız. Topumuzun ikinci kesimini yapacağız. Bir sıra ördüm. Şimdi ikinci kesimini yapacağız. Yine ipimizi yerlerini değiştiriyoruz. Şu şekil değiştirelim. Şu ipimizi sıkılaştıralım. Kırmızı ipimizi sıkılaştıralım. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Kesimimiz yapıyoruz. Şu ipimi de şöyle iyice bir sıkılaştırın siz de. Kesimi yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Beyaz örmeye. 3 sıra beyaz öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra kalp figürlerini yapacağız. 1 pardon 1 2 sıra beyaz örelim. Daha sonra şu kalpleri bırakacağız. Kalpleri öreceğiz. Bir sıra daha beyaz gidelim, örelim. Evet arkadaşlar, bu diğer taraftaki kesimi de göstereyim. Patiğimizin, pardon, çorabımızın topuğunun. Burada da yine ilk ilmeğine hemen yanındaki ilmeği birlikte örüyorum. Kesimimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir sıra böyle kesiyoruz, bir sıra düz örüyorum. İlmeğimiz kaçtı. Şöyle hemen düzeltelim. Evet arkadaşlar, beyaz örmeye devam edelim. 2 sıra. Evet arkadaşlar, başladığımız yöne geldim. Bu şekilde. Şimdi modelimizi kuracağız. Bakın şu ön kısım. Çorabımızın üst yüzeyi. Burada işte topuğu. Şimdi buradayız. Buradan başlayacağız modelimizi kurmaya. Evet, ilk ilmeğimiz 1 2 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz, 2 ilmek kırmızı, 1 2 1 2 3 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 2 3 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 2 3 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı,
3 ilmek beyaz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar diğer şişlerimizi de. Modelimizi kuruyoruz. Modelden sonra kırmızıdan sonra 2 düz beyaz örüyorum. 2 düz beyaz ördükten sonra tekrardan yukarıdaki gösterdiğim gibi yine çam ağacı modelimizi kuruyoruz ve bir kalp deseni, bir çam ağacı deseni böyle bu şekilde ördükten sonra çorabımızın uç kısmına geliyoruz. Uç kısmını da bitirdikten sonra yine orada gösteririm arkadaşlar. 1, 2, 3 tane kalp, 1, 2 tane de ağaç modelimizi yapalım. Çorabımızın bitiş bölümüne gelelim. Evet arkadaşlar, hem bu tarafta ilmeğim azaltma işlemini yaptım. Şimdi bu tarafında da azaltma işlemini yapıyorum. Bunun için son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimin de yerlerini değiştiriyorum. Ön taraftaki ilmeği arkaya, arka taraftaki ilmeği de ön tarafa alıyorum arkadaşlar. Bu şekil kesimimizi yapıyoruz. Şu ilmeğimiz şöyle düzgün olsun. Kesimimi bu şekilde yapıyorum ve modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. İkinci sırasında da ilk ilmeğimiz beyaz, ikinci ilmeğimiz kırmızı olacak. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz, 7 ilmek kırmızı. Bu şekilde örelim arkadaşlar. İkinci sıramızı da affedersiniz. İkinci sıramızı da bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şu topuk tarafındaki kalan ilmeklerimiz 16 ilmek kalana kadar azaltmaya devam edeceğiz. Bir sırasında azaltıyoruz, bir sırasında azaltmadan örüyoruz arkadaşlar. Şu anda sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Şu anda 23 ilmeğimiz var her iki şişimizde de. Bu her iki şişimizdeki 23 ilmeğimizi 16 ilmek olana kadar keselim. Azaltalım. Azaltalım. Ve daha sonra 16 ilmek kaldıktan sonra azaltma işlemini yapmıyoruz. Evet arkadaşlar. Çorabımızı yaptım, ördüm. Uç kısmına, burun kısmına geldim. Şuraya. Geldim. Bu arada yaptım çorabımın her modelimin arasına ikişer sıra ördüm arkadaşlar. İkişer sıra beyaz ördüm. Ve yaptığım modeller bir kırmızı, bir ağaç şeklinde motifim, kalp şeklinde motif, tekrardan 3 tane kalp şekli, 2 tane ağaç modeli yaptım arkadaşlar. Bakın. Ve bir tane bir sıra kırmızı ördükten sonra şimdi size çorabımızın burun yapmasını göstereceğim arkadaşlar. Burun yapmasını, azaltma işlemini göstereceğim. Şimdi bir sıra ördükten sonra artık yeşil iple beyaz ipi kesiyoruz, sonlandırıyoruz. Sadece kırmızı ipimiz kalıyor. İlk ilmeğimizi ördük. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Ve diğer ilmeklerimizi düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Düz bir şekilde örüyoruz. Burun kesmesini arkadaşlar bir sıramızda azaltmayı yapıyoruz. Bir sırasında azaltma yapmıyoruz. Azaltma yapmadan devam ediyoruz. Şimdi ben size bir sırasını tümden göstereceğim. Biraz video uzun sürecek ama tam anlamıyla öğrenmeniz için
göstermek zorundayım. Düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Evet, son 3 ilmek kaldı. Şu ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Öndeki ilmek arkaya, arkadaki ilmeği de öne alıyor olmak şartıyla şu şekil değiştirdim. Buyurun. Daha sonra ikisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte ördüm arkadaşlar. Son ilmeğimi de örüyorum ve diğer şişime geçiyorum. Şimdi bu her iki tarafta kesimleri yaptığımız için şimdi bu tarafı kesim yaparken ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ve diğerlerini düz bir şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, böyle devam ediyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Evet, şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de ördükten sonra sadece 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Üç ilmek kalana kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi yine arkadaki ilmekle öndeki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle bir önce bir açalım. Arkadaki ilmeğimi öne, öndeki ilmeğimi de arkaya değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm arkadaşlar ve diğer ilmeğimi de örüyorum. Ve diğer şişime geçiyorum. Evet, kesim azaltma işlemlerini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Azaltma işlemlerini bu şekilde yapacağız. Bir sıra azaltma yapacağız, bir sıra düz öreceğiz. Şimdi düz öreceğiz. Bu şekilde azaltmamızı yapalım. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, azaltmayı bir daha göstermek istiyorum. İlk ilmeğimizi ördüm. İlk ilmeğimi örüyorum. Hemen yanındakiyle diğer ilmeğimizi birlikte alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde azaltma işlemini yapmış oluyoruz. Ve diğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Her şişimizde 5 ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. Her şişimizde 5 ilmek kalacak. Toplamda 10 ilmek olacak. Pardon, 20 ilmek olur toplamda. Her şişimizde 5 ilmek olacak arkadaşlar. Evet, şimdi diğer taraftan da kesimini bir daha göstereyim arkadaşlar. Daha sonra siz 5 ilmek kalana kadar azaltmayı devam edin. Bir sıramızda azaltma yapacağız. Bir sıramızda azaltma yapmadan öreceğiz. Evet, şimdi ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaki ilmeği ön tarafa, öndeki ilmeği de arka tarafa değiştiriyoruz. İkisini birlikte ördüm ve diğerini örüyorum. Şimdi diğer şişime de geçiyorum. Hemen bir daha göstereyim. İlk ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilmekle diğer ilmeğimi, ikisini birlikte alıyorum ve örüyorum. Kesimi bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Diğer bu şişimizin bu tarafında da aynı işlemi yaptıktan sonra her ikisini, her iki taraftan kesim işlemlerimizi yapacağız. Azaltacağız ve her şişimizde de 5 ilmek kalana kadar örelim. Evet arkadaşlar, çorabımızın burun kısmının azaltma işlemini yaptım. Her ilmeğimde 5'er tane her şişimde 5'er tane ilmeğim kaldı.
Bu şekilde bakın arkadaşlar, bir incelemesini yapalım. Bu şekilde kesimimi yaptım. Yan tarafları da bu şekilde gözüküyor. Bu taban kısmı, bu üst kısım. Çorabımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi kesimini göstereceğim arkadaşlar. Ben kesimini şu şekilde yapıyorum. İlimi çorabımın içinde tutuyorum ve bütün şişlerimi bu şekil topluyorum arkadaşlar. 5'er tane ilmeğim kaldı. Şişlerimi bu şekil topluyorum. Diğer şişimi de aldım. Böyle elimle şimdi çorabımı ters çeviriyorum arkadaşlar. Evet, çorabımızı ters çevirirken dikkat edelim. İlmeklerimiz kaybolmasın. Her şişimizde 5'er ilmek olacak arkadaşlar. Şişleriniz, evet, bunu çıkarırken bakın. Her şişimizde 5'er ilmeğimiz oluyor. Evet. 5 ilmeğimiz oldu. Şimdi buradan çıkan ilmeklerimizi takalım arkadaşlar. Benim ilmeğim çıktı. Evet, diğer ilmeklerimi de takayım hemen. İsterseniz iğneye de takabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videomda göstermiştim. Dönderme sırasında böyle sürprizler olabiliyor bazen. Tabii her zaman olmuyor. Evet. Şimdi ipimizi de dışarı çekelim şöyle. Şimdi diğer şişlerimizdeki ilmeklerimizi birbirine aktaralım. Şu şekil. Evet. Diğer şişimizi de aktarıyorum. Her şişimde şimdi 10'ar tane ilmeklerimiz var arkadaşlar. 10'ar tane ilmeğimiz var. Şimdi çorabımın kesimini yapalım. Ben döndürüyorum arkadaşlar. Bu şekilde kesiyorum. Çünkü diğer şekilde yaptım mı iz kalıyor. Güzel durmuyor. Şimdi ilk ilmeğimizi bir ilmek bu şişten, bir ilmek diğer şişten alıyoruz arkadaşlar. Diğer şişime taktım. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte çıkardım. Şimdi hem bu şişten alıyorum arkadaşlar bir ilmek, bir ilmek diğer şişimden, ikisini birlikte ipi alttan geçiriyorum ve diğerini de üstünden, diğer ilmeğimi üstten atlattırıyorum. Şimdi bir ilmek bir şişimden, bir ilmek diğer şişimden. Evet, burası biraz sık olduğu için diğer şişimden ikisini birlikte ördüm. Arkadaki ilmeğimi de üstten atlattırıyorum. Bu şekilde kesimimi yapıyorum arkadaşlar. Diğer ilmeğimi atlattırıyorum. Hem öndeki şişten hem arkadaki şişten ikisinden de ilmeklerimi topladım. Diğer arkadaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Atlattırıyorum. 1, 2. İkisini birlikte ördüm ve diğerini üstten atlattırıyorum. Arkadaşlar kesimi de bu şekilde yapın. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İkisini birlikte alıyorum. Diğerini üstten atlattırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı.
Diğerin üstten atlattırıyorum. Son ilmeğim. Hem bu şişten hem diğer şişten alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Diğerin üstten atlattırıyorum. Son ilmeğim kaldı. Buralar biraz böyle bir elinizle sıkı yapın arkadaşlar. Evet. Burayı da böyle makasla kesiyorum. Evet arkadaşlar. Daha sonra bu iplerimizi şu şekil tamamını yedirebilirsiniz arasına. Böyle bu şekil. Evet arkadaşlar bu şekilde yapın. Temizleyin. İplerinizi bu şekilde yok ettikten sonra şimdi tekrardan döndürelim arkadaşlar çorabımızı. Evet bakın şimdi şu burun kısmı gayet hoş ve şık durdu arkadaşlar. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Gayet hoş ve şık durdu. Şimdi çorabımızın bitiş şekli bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.